bilemeyiz ama bir hekimin, bir operatörün kendi yakınını ameliyat etmesi zor bir olay değil mi? Tabii. Böyle bir şey yaşadınız mı? Evet, ben çok akrabalarımı ameliyat ettim. Kendi hanımıma ameliyat ettim, kendi oğluma ameliyat ettim. Fakat insan düşündüğü zaman ki belki işte ben ameliyat edesem daha iyiydi. Ya işte benim hanım başkasının ameliyat olmak istemiyor. Ya oğlum da olmak istemiyordu. Onun için kendim ameliyat ettim. Fakat umumiyetle biraz insanda bir acayip bir his vardır. Parça eklemi değişeceğim şimdi. Yani sünni bir eklem koyacağım. Çünkü o eklem aşınmış, hasta yürüyemiyor artık. Ağrısı o kadar fazla ki hiç yürüyemiyor. İstersen müzik dinler, fakat müzik dinlemek istemiyordu. Müzik veririz normal olarak, dinlerler yani. İki gün sonra gelip görseniz, kalkıp kendi ayağıyla yürüyor, ağrısı yok. Tabii tamamıyla hayatından memnundur. Bu tabii tedavi eden doktor için muazzam bir çok güzel, zevktir. Adeta bir yenilenmesi. Tabii öyledir. İşte ben eskiden, benim ihtisasım umumi cerrahiydi. Fakat yani profesörlüğüm umumi cerrahiydi. Sonra bu dala geçtim. Şimdi memnunum bu dala geçtiğim için. Çünkü bugünkü umumi cerrahının hastaları daha ziyade kanser hastalarıdır. Onun için insanın yani ruhu olarak insanın şeyidir, depresyon getirir. Hep böyle hastalarla konuşmak, onları şey etmek, bilmem ki biraz da her zaman doğru konuşulmaz bu hastalarla. İnsan yalan konuşması lazım. Çok hastalara doğrudan doğruya insan söyleyemiyor her şeyi. Asıl psikolojisi. Evet, öyle. Fakat bizim hastalar kaza geçiriyor, bacağı kırılıyor, bilmem neresi kırılıyor, buraya geliyor, yürüyemiyor, elini kaldıramıyor. Buradan çıktığı zaman her şeyi yapabiliyor. İşte bu zevk verir insana tabii muhakkak. İnsan yani yaptığı şeyin işin neticesini de insan, müsbet neticesini görüyor insan. Ertesi gün 5 ayrı ameliyatı gerçekleştirecek. Çok yakındaysa Libya lideri Kaddafi'yi muayene için Libya'ya uçacak. Ancak mesleğinde yoğun harekete alışkın. Türkiye yılları sonrasında geldiği Almanya'da başarısını kanıtladıktan sonra kent kent dolaşıp günde 8 ila 14 arasında ameliyat yönlendiren, durdurak bilmeyen profesörlerin profesörü olduğu günlerde yorulmak bir yana yeni başarılara hazırlanmış olduğunu anlamak güç değil. Bugünleri hazırlayan o günleri çalışma odasının duvarlarında izlemek mümkün. Almanya'da kendisine el veren hocaları, yaşamında kök salan kentlerin eskizleri, anıların süslediği çalışma ortamı değil sadece. Evdeki buluşmamızda da albümler dolusu anıyı, başarı anını paylaşıyorlar Rahmanzadeler çift olarak bizimle. Bu albümlerin sayısı da gelecekte katlanarak artacak gibi görünüyor. Çekimlerimiz sırasında yaşamında iz sürerken, 200 yıl öncesinin Alman başarılı cerrahı Diefenbach'ın anısına, 1922 yılından bu yana yalnızca 5 bilim adamına verilmiş bulunan Diefenbach büstüne 1999 yılı için Profesör Rahmanzade'nin layık görülmüş olduğunu öğreniyor, Berlin'in ünlü fuar ve kongre merkezinde düzenlenen ödül törenine davet ediliyoruz. Herr Präsident, liebe Räte, ich nehme diese Auszeichnung in Vertretung aller früheren und jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 1988 yılında Alman Devlet Liyakat Nişanı'na da layık görülen Profesör Doktor Rahmanzade, yaşamdaki başarının ne olacaksan ol, en iyisini ol zihniyetinden geçtiğine inanıyor. Ben 3-4 yaşındayken benden sordukları zaman ne yapmak istiyorsunuz, ileride ne olmak istiyorsun sen? Ben her zaman derdim ki ben cerrah olmak istiyorum. Değil doktor olmak istiyorum, derdim cerrah olmak istiyorum. Ve bu meşhurdu bizim, bütün benim ailem, annem bunu her zaman söyler. Babam o zaman hep benden sorardı ki ne yapmak istiyorsa ben derdim ben cerrah olmak istiyorum. Ancak kararla hedefe doğru ilerlense de aşılması gereken engeller oluyor.
yaşamı kim dümdüz bir ovada ilerler gibi yürüyüp geçmiş ki? Almanya'ya yalnızca balayı için gelen Rahmanzade çifti için de zor günler elbette olmuş. Profesörlük ünvanına ulaşmak, Azeri kökenli genç doktor için bir Alman tıp akademisyenine göre 2-3 kat çaba ve başarı kanıtı gerektirmiş. Münih kentiyle tanışmasından 3 hafta sonra Mannheim'da 500 mark maaşla çalıştığı günler gelmiş. Mannheim'da St. Hedwig Hastanesi'nde asistanlık yaptığı Dr. Gockel ile büyük bir cerrah olarak bilinip herkesi öyle kolay kolay beğenmeyecek biri olarak tanınsa da Doktor Rahmanzade verdiği ilk asistanlık sınavından başarıyla çıkmış. Ve sonra Mainz Üniversite Hastanesi'nde de tüm ameliyatlara girebilme ayrıcalığı tanınan tek cerrah olduğu dönem. Yalnız o kadar mı? Akademik kariyerdeki sıfatı birçok meslektaşından geri de olsa Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Kümmer'le o yıllarda Doktor Rahmanzade'yi Almanya'ya kazandırmak kararındadır ve ona sahip çıkar, Oberarzt olarak da görevlendirerek önünü açar. Ancak gerek çevresindeki çekememezlik çemberi, gerek bir yabancı olarak Alman devlet memuriyetine geçmesindeki zorluk ve gerek ülkesinin bu başarılı hekimi yeniden kazanmak için gösterdiği çaba, hatta dönmesini sağlamak için İsfahan'da bir ortopedi hastanesi dahi inşa edilmesi, memlekete dönme kararını verdirebilse de profesörü ayrılma isteğini içeren dilekçeleri kabul etmez Almanya'dan ve yırtıp atar. Bu beyin ve bu elleri Almanya yitirmek istemiyor ve dönemin Rheinland-Pfalz eyaleti başbakanı Helmut Kohl 1973'te Rahim Rahmanzade'nin sürekli devlet memuriyetinin yolunu açıyor. Berlin'e gelişse ilginç. 1969'da Avrupa'nın en güzel hastanesi olarak nitelenen Berlin Steglitz Benjamin Franklin Üniversite Hastanesi'nin açılış haberini izlerken televizyonda keşke burada çalışsam diye düşündüğü zamanın üzerinden 4 yıl geçmişti ki Berlin Hün Üniversitesi bu başarılı cerraha o aklından geçirdiği fikre yönelik teklifi yaptı. Hem de bölüm başkanı olarak. Bakan demiş ki acaba bir Alman bir doktoru yok muydu ki siz bu İranlıyı seçtiniz yahut da bir yabancıyı seçtiniz. Onlar da üniversitede bütün profesörlerin şeylerini, kağıtlarını Avrupa'da 3 tane başka profesöre gönderiyorlar. Onlardan fikir almak istiyorlar. O profesörlerin 3'ü de beni birinci seçip ve buraya şey ediyorlar. Öneriyorlar ve geri veriyorlar kağıtları. Yani üniversite bu kağıtları tekrar bakana veriyor. Diyor başka çaremiz yok. Bunun en iyisi budur. Bunu almamız lazım. Ve bakan da o zaman imzalıyor. Beni davet ediyor. Yani bunu ben buraya geldikten sonra anladım. Belki sonra anlasam gelmezdim. Yani şey olurdum. Yani üzülürdüm ve şey derdim. Gelmemeye karar verdim. Fakat sonra anladığım için artık buraya işe başlamıştım. Bütün aile buradaydı falan. Evet, kolay değil. Göç yaşandığında bir ailede doğaldır ki ilk nesil daha yoğun ve kapsamlı ısırtlamak zorunda kalıyor sorunları, biliyoruz. Böyle ortamlarda el ele vermek benzerlerle hem güç, hem moral, hem de hedefe ulaşmak ve gelişmek için yaşamsal galiba. Doktor Rahmanzade de mesleğindeki başarılı adımları bir iyi meslektaş ve bir iyi dostla atmış. Biz beraber olduğumuz zaman söylerim ki saçlarımın yarısı hanımımla, yarısı da bundan beyaz olmuş. Biz 32 yıldır birlikte çalışıyoruz. Birlikte bir akademik süreç geçirdik. O önce benim öğretmenim, sonra da amirim oldu. Ortak çalışmamız için de aslında çok farklıyız. O daha çekingen ve sakindir. Ben ise güneyli olmanın da etkisiyle güneyli ateşine sahibim. Aslında birlikteliğimiz için de birbirimizi tamamlıyoruz. Yabancı olarak bu ortamda tek olmak da zor olurdu. Biz iki yabancı beraberce başardık. Daha kolay oldu ikimiz olunca. Hem hastanenin hem de bölümümüzün iyi bir imaj olmasını ikimiz sağladık. İşbirliği ve dostlukla iyi bir çalışma çıkardık. Onun bir özelliği de Türkiye'deki öğrencilik yıllarından çok söz eder. Berlin'de yerleşik Türklerle bağlantılarını kurur. Çok da Türk hastamız oluyor zaten. Doktor Rahim Rahmanzade.